ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sarıgöl Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Adına MHP'liler biz başkanlığa karşıyız dedikleri için zamanında, çok ağır konuştukları için adına Cumhurbaşkanlığı sistemi dediler. Ama başkanlığın daniskası. 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesini ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz'le birlikte kent meydanında CHP Sarıgöl Gençlik Kolları binası önünde referandum aracından vatandaşlara seslendi. Bir tane siz oylarınızla başkan seçeceksiniz, bir daha gerisine karışmayacaksınız. Ne olacak? O başkan önce kendine istediği kadar yardımcı seçecek. 3, 5, 10, 20, 50 kimse karışamaz. Sadece senin bileceğin şu, Cumhurbaşkanı yardımcılarının maaşları 40 bin lira, 50 bin lira, onlar devletin kasasından ödenecek. Hesap verecekler mi, hesap vermeyecekler. Sevgili seyirciler, yaklaşık 30 yıldır kasaplık mesleğini icra eden ve etin dilinden çok iyi anlayan Sait Öngün ve eşi Arzu Öngün, Manisalılarla uygun fiyatlı ve kaliteli eti tanıştırmaya niyetlendi. Manisa'da lezzetli ve uygun fiyata nefis et çeşitleri yemek isteyenlerin bir numaralı adresi olmaya aday Cino Kilo Et bugün açıldı. Cino Kilo Et, işletmesinin açılışı Manisa Protokolü tarafından yapıldı. Evet, ya Allah, bismillah. Açılışa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Cino Kilo Et İşletmesi ortakları Sait Öngün ve Veysel Keşkek, Erdi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Cumrukaya, Hanedan Çeyiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaş, işletme sahiplerinin yakınları, müşterileri ve konukları katıldı. Nerede kalmıştık? Evet, evet, hani nerede Açılışta konuşan Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, işletmenin lezzetleri, et çeşitlerinden ve dizaynından, kendine özgünlüğünden bahsetti. Çok kıymetli Şehzadeler Belediye Başkanım Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye'miz emin ellerde. Çok çalışkan Şehzadeler AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Tonguç Başkanımız. Erdinç Bey burada, ETV sahibi, Manisa'nın da abisi. Ahmet Karakaş, Yunus Emre Belediye Meclis üyemiz. Ben Arzu Hanım'a ve Veysel Bey'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçen gün nasip oldu, geldik burada bir et yedik. Çok lezzetli, Manisa'da yediğim en güzel etlerden biriydi. Ondan dolayı bütün Manisalıları da buraya davet ediyorum. Çok da güzel bir mekan olmuş, içerisi de çok dizayn edilmiş, güzel bir şekilde. Cenab-ı Allah kendilerine hayırlı kazanç nasip etsin. Amin. Bol bereketli kazançlar nasip etsin. Bütün Manisalıları da buraya davet ediyorum. Buraya gelirken Mehmet Çerçi Başkanım'la da görüştüm. Kendilerine çok selamı var. Hayırlı uğurlu olsun. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise her yeni açılan iş yerinin yeni üretim ve istihdam demek olduğuna vurgu yaptı. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu iş yerinin şehzadelerimiz, Manisa'mız, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Her yeni açılan iş yeri yeni üretim demek, yeni istihdam demek. Şöyle biraz önce baktık, içeride belki 10-15 tane çalışan arkadaşımız var. Dolayısıyla 10-15 aileye aş demek, imkan demek yeni açılan iş yerleri. Bu noktada ben teşebbüslerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şehzadelerimizde böyle güzel nezih bir mekanın açılmış olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Hem de yeni açılan iş yerleri güçlü Türkiye yolunda elimizi daha da güçlendiriyor. Bu noktada da ben girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Evet, ya Allah, bismillah. Bismillah.
Kasaplık mesleğinde üstadlarının püf noktalarını her zaman çok iyi takip ettiğini belirten işletmeci Sait Öngün, 85 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. 20 yıl Türkiye genelinde her il ve ilçede şubeleri bulunan büyük süpermarketlerde kasaplık yaptım. Sağlıklı ve yaşı uygun hayvanları çok iyi tanırım. Kendime ve etlerimizi aldığımız yere çok güveniyorum. Pirzola, büftek, antrikot, kuşbaşı, kıyma vesaire hepsini usulüne göre hazırlıyoruz. Eti bir an önce tezgaha getirip satalım telaşına düşmüyoruz. Lezzetini kazanıp ağızda lokum gibi dağılacak hale gelene kadar uğraşıyoruz ifadelerine yer verdi. Çıraklığını yaptığı üstadlarından öğrendiği tarifleri bugün Manisalıların beğenisine sunan Sait Öngün, kaşarlı köftemiz çok beğenildi, lezzeti farklı geldi. Baharat konusunda çok hassasımdır, ölçülerini ben belirlerim, oranlar önemlidir. Kimyonu fazla olan bir köfte acı gelir, kekiği fazla gelen biftek karartır. Fiyatlarımız inanın ki çok uygun. Bir porsiyon olarak değil, kilo olarak hesaplıyoruz. Civarımızda bulunan üniversite öğrencileri uygun fiyata bol çeşitle çok güzel bir şekilde karınlarını doyurabiliyor, dedi. Sevgili seyirciler, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Halka Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan Kodla Manisa Atölyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Güvençer'e Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca da eşlik etti. Vali Güvençer, Halk Eğitim Merkezi'nde ilk olarak kursiyerler tarafından yapılan resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Kodlama atölyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kodlama Nisa Atölyesi öğretmeni Aslı Yıldırımgil, öğrencilerin 5 ve 6. sınıflarda zorunlu olmak üzere her okulda bilişim teknolojileri öğretmenleri ve bir idarecinin koordinasyonunda kodlama eğitimi aldıklarını söyledi. Çocukların bu işi çok sevdiğini, çok basit bir şekilde bilgisayar programlarının yazılabileceğini, hani gözümüzde korkutmamamız gerektiğini fark ettik. Tabii süreç içerisinde biz bunları anlatsak da bazen hani konuyu uzak kişilerin bu kadar çabuk şey yapması, kabul etmesi kolay olmuyor. Orada bayağı sancılı bir süreç yaşamıştık. Yıldırımgil, iki öğretmen tarafından çeşitli okullardan 115 öğrenciye bir sınıfta bilgisayar, diğerinde robotik eğitim verildiğini ifade etti. Daha sonra Ali Rıza Çebik Ortaokulu öğrencilerinden Sude Naz Tarha, Nurşah Karan, Zeynep Baysal, Bigem Küsbeci, Yağız Kurukçu, Mustafa Ayser, Ahmet Aracı ve Burak Kabakçıoğlu yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Güvençer'e bilgi verdi. Efendim? Şu robotta mı seyahat? Evet efendim. Şu sırada komutlarda sen yükledin. Evet. Öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Güvençer, başarılarının devamını diledi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şubesi'ni yeni binasında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TÜGVA'nın Türkiye genelinde güzel projelere imza attığını belirten Başkan Çelik, TÜGVA'lı gençlere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgiler verdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şubesi'ni yeni binasında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Başkan Çelik'e Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Çipiloğlu da eşlik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TÜGVA'nın tüm Türkiye'de gençlik adına olumlu projeler yürüttüğünün altını çizdi. Tüm Türkiye'de gençlerimizin yüzünü artacak. Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan gençlerimizi yetiştiren etkinlikleri var. Bu bağlamda TÜGVA'nın tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Manisa Şube Başkanı çok değerli kardeşimiz Mehmet Önal ve ekibine de bu görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Mehmet Önal, Manisa gençliği için Şehzadeler Belediyesi ile ortak projeleri imza atmak istediklerini ifade etti. Bizlerin gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir başkan olarak bildiğimiz başkanımızı vakfımıza misafir edebiliyor olmak bizim için çok büyük onur, mutluluk. Tekrar hoş geldiniz Cumhur Başkanım, ayaklarınıza sağlık. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TÜGVA Manisa Şubesi yöneticilerine 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile ilgili bilgiler verdi. Evet.
Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Cuma namazının ardından Hatuniye Camii bahçesinde vatandaşlara Çanakkale Savaşı esnasında cephede askere verilen yarma buğday çorbası ikramında bulundu. Şehzadeler Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle Hatuniye Camii'nin bahçesinde vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda cephede askerlere verilen buğday çorbasından ikram etti. Hatuniye Camii bahçesinde yapılan buğday çorbası ikramına Manisa Valisi Mustafa Akan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, İl Müftüsü Sinan Cihan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatuniye Camii'nde kılınan cuma namazının ardından cami bahçesinde kurulan standta namazdan çıkan vatandaşlara buğday çorbası ikramında bulunuldu. Protokol üyelerinin dağıttığı 2000 kişilik buğday çorbası ikramına yağan sağanak yağmura rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Manisa İstanbul Menkul Kıymetler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencilerinin hazırladığı kahvaltı programında öğrenciler iş yeri okul işbirliği projesi kapsamında iş adamları ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Etkinliğe her iki ilçemizin belediye başkan yardımcıları, milli eğitim müdürlerimiz ve ilgili sektördeki işletme sahiplerimiz katıldı. Biliyorsunuz meslek liselerimiz çok çeşitli branşlarda özellikle ara elemanın ihtiyacının karşılanmasında ve gençlerimizin meslek edinmelerinde çok önemli bir fonksiyon üstleniyorlar. Sektördeki işletme sahiplerinin çoğu zaman duyduğumuz nitelikli ara elemanı ihtiyacını karşılayamadıklarının şikayetine hep şahit oluruz. İşte meslek liselerimiz çeşitli branşlarda sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan okullarımız. Gençlerimiz burada aldıkları akademik ve mesleki eğitimle hem iyi bir insan olarak yetişiyorlar hem kendi bölümlerinde, branşlarında o mesleği bütün incelikleriyle öğrenip sektördeki işletmelerde de stajlarını yaparaktan hizmet sektörüne ya da üretim sektörünün değişik alanlarında piyasaya, iş gücüne katılıyorlar. Öğrencilerin sektör deneyimi kazanması için başlatılan projeyle yetişkin kalifiyeli elemanlar yetiştiren İMKB Teknik Mesleki Anadolu Lisesi Okul Müdürü Funda Berber, projenin amacını anlatırken şu açıklamalarda bulundu. 4 alan bulunan okulumuzda en iyi ara elemanı yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz. Amaç istihdam, okul işletme işbirliğini arttırmak, öğrenci kalitesinin artırılabilmesi için onlarla birlikte en iyiye ulaşabilmek hedefimiz. Sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerden, yani biz sadece devlete değil özel sektöre de açığız. Zaten artık devlet katkısı da geldi. En az 50 personeli bulunan kurumlara devlet de stajyer öğrenci gönderdiğimizde katkı sağlıyor. Sigortalanıyor bu öğrencilerimiz. Aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimiz sigortalanmasının yanı sıra 10 ve 11. sınıflar da artık sigortalanmaya başladı atölyede çalıştıkları için. Program kapsamında misafirlere öğrencilerin yaptığı çeşitli aksesuarlar hediye edildi. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türk'ün gücünü, bağımsızlık mücadelesini dünyaya gösteren Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde unutulmaz bir konser verdi. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı. Büyük bir sanatçı olunca... Yunus Emre Belediyesi tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Zaferi özel konseri programı düzenledi. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen programa Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Şule Uygur, İdris Avşar, Mustafa Dandin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgür'ü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Belediye Başkan Danışmanı Kefaettin Öz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Semih Şemsettin Şahin,
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, AK Parti Yunus Emre Gençlik Kolları Başkanı Emre Şener, Yunus Emre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses sanatçısı ve koro şefi Selim Öztaş başta olmak üzere koronun seslendirdiği birbirinden güzel Çanakkale türküleri büyük beğeni toplarken izleyiciler de seslendirilen türkülere ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Koro şefi Selim Öztaş, bir gül verelim gül kokulu şehitlerimizi analım sözleriyle Çanakkale'de birinci derece yakınını şehit vermiş olan dinleyicileri sahneye davet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, gülleri şehit yakınlarına takdim ederken bugünlere gelmemizde Çanakkale ruhunun olduğunu belirtti. Başta Selim Öztaş hocamıza, Neşe Öztaş hanıma ve çok değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kültür Müdürlüğümüze de bu noktada destekleri için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sevgili seyirciler, ETV ve Denge Gazetesi olarak 16 Mart tarihinde yayınladığımız Okulun Yapımı Yılan Hikayesine Döndü başlıklı haberin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yeni bilgiler geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Bilimler Lisesi inşaatını yapan firmanın maddi sıkıntılarından dolayı işi bıraktığını, inşaatın kaldığı yerden yapılması ve tamamlanması için Nisan ayında yeni bir ihale yapılarak 2018 başlarında bitirileceğini bildirdi. Sosyal Bilimler Lisesi için Güzel Yurt Mahallesi İngolstadt Bulvarı üzeri İMKB bahçesinde yapılmakta olan Sosyal Bilimler Lisesi inşaatı, yapımcı firmanın maddi sıkıntıları nedeniyle durdurulmuştu. 2017 Mart ayında tamamlanarak eğitim öğretime açılması planlanan Sosyal Bilimler Lisesi inşaatının kaderine terk edilmesi ve içler acısı durumunu ETV ve Denge Gazetesi 16 Mart tarihinde yayınlamıştı. Yapılan haberin ardından ilk açıklama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sosyal Bilimler Lisesi inşaatını yürüten firma maddi sıkıntılardan dolayı işi bıraktı. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işi bırakan firma ile işin fesine gidilecek ve daha sonra inşaatın tümüyle bitirilmesi için gerekli inceleme ve maliyetleri çıkarıldıktan sonra ihale aşamasına geçilecek. Tahmini Nisan ayı sonlarına doğru Sosyal Bilimler Lisesi inşaatının yapımı için ikinci ihale yapılacak ve okulun bitirilmesi sağlanacak. Sevgili seyirciler, Manisa'da 2015-2016 yılında 100 yetim çocukla başlayan Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi projesi kapsamında bugün öğrenciler tarafından ihtiyaçları giderilen yetim çocuk sayısı 600'e ulaştı. Projeye destek veren okullar yetim kardeşleriyle birlikte yetim hatıra ormanı oluşturdu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılında İnsani Yardım Vakfı'nın ortak projesiyle hayata geçirilen ve yaklaşık 100 yetim çocukla başlayan Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi kapsamında öğrenciler tarafından ihtiyaçları karşılanan yetim çocuk sayısı 600'e ulaştı. Nemini kaybetmesin diye. Yunus Emre ilçesi Yağcılar Mahallesi Akgöl mevkisinde projeye katılan Şehit Ömer Haris Demir Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Lisesi'nden 100 öğrenci 250 çam fidanı dikerek yetim hatıra ormanını oluşturdu. Hatıra ormanı dikim törenine Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Şehzader Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, ARGE biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ve İHH Manisa temsilcisi Necmettin Okumuş, Şehit Ömer Aris Demir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Coşkun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, yapılan etkinlikte hem yetimlerin hem de fidanların bir araya geldiğini belirtti. Bu faaliyette hem yetimlerimiz hem fidanlarımız bir araya geldi. Umarız gelecek yıllarda da, gelecek zamanlarda da bu
güzel çalışmalar devam edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernek başta şunları söyledi. Bugün burada her sınıfın bir yetim kardeşi var. Ormanını, ağaçlarımızı diktik. Bu çocuklarımızın büyük bir kısmı yetim kardeşi projesine katılan öğrencilerimiz. Yetimler gerçekten bizim hem medeniyetimizde, bizim tarihimizde yetimlerin korunması, itilip kakılmaması ve onların sahiplenmesini de bizi istiyor. Dolayısıyla bir yetimin yeryüzünde ağladığında arşın titreyeceğini, titrediğini söylüyor bizim peygamberimiz. Dolayısıyla burada hem ağaç dikme, ağacın önemi, hem de yetime sahip çıkmanın önemini, ikisini bir araya getirmiş olduğumuz güzel bir proje. Fidanların dikimiyle ilgili bilgi verilmesinin ardından öğrenciler 250 çam fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi. Sevgili seyirciler, Menemen Manisa arası Devlet Demiryolları'nın Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısmına yayalar için yapılan üst geçit yayalar için tehlike arz ediyor. Cumhuriyet Mahallesi ile 50. yıl Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasından geçen Devlet Demiryolları'nın İzmir-Manisa hattı üzerine yapılan demir üst geçidin merdivenleri oldukça dik ve kullanılamaz durumda. Mahalle muhtarı Eşref Yılmaz, belediyeye ve Devlet Demiryolları yetkililerine seslenerek üst geçidin yeniden ele alınmasını ve düzeltilmesini istedi. Pazar yerimiz Korusköy'de. Bu köprünün üzerinde ne insanlar çocuk arabası götürebiliyor, ne pazar arabası, neden yaşlı insanlar geçebiliyor. Hayalet bir iskelet gibi bir köprü kurdu. Defalarca bunu gündeme getirdik. Buna bir çözüm bulunmadı. Biz yetkilileri buraya davet ediyoruz. Kendileri gelsin, bir görsün, pazar arabasını buradan çıkarabiliyorlarsa o zaman biz de diyelim valla yetkililer haklıydı, pazar arabasını buradan geçiriyorlar, insanlar mağdur olmuyor. Biz bunu haksız olarak gündeme getiriyoruz. Ama eğer geçiremiyorlarsa bir pazar arabası, bebek arabası, o zaman bizim bu insanların çektiği çileyi, mağduriyetini göz önünde bulunarak bu köprüye bir anca çözüm bulunması gerekiyor. 50. yıldan bizim okula gelen öğrenciler var, aileler var. Hep bu köprüyü kullanıyor. Köprü de çok tehlikeli bir köprüdü. Kaynakla yapılmış. Bu basamakların altı hepsi çatlamış. Evet. Yani bu köprünün basamağı hepsi çatlamış kaynak. Yani her an facia yaşanabilir. Her an facia yaşanabilir bunu. Çünkü bu defalarca gündeme getirdi. Kimse buna çözüm getirmedi. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yılmaz Atabarut tesislerinde yapılan idmana takım tam kadro katılırken düz koşu, ısınma ve dar alanda kısa paslaşmayla başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Kaptanı Caner Osmanpaşa, Adana Spor maçının önemine değindi. Ya iki haftasına kadar iyiydi, her şey yolundaydı. Biz gençler bile maçından ümitliydik, orada kötü sonuç alınca biraz daha işler, yani çok da olmasa da biraz da sıkıntıya girdi. Onu orada telafi etmek istiyor Trabzonspor maçıyla. O da iyi oynadığımız bir maçtı aslında. Onu da şanssız kaybettiğimizi düşünüyorum. Adana maçına da gelince Adana maçını alıp tamamen alttan kurtulup yani rahat bir şekilde nefes almak istiyoruz. Hedefimiz galibiyeti inşallah alıp yolumuza biraz daha yukarı, alttan kopup yukarı doğru gitmek istiyoruz. Yani bu maçı alırsak Allah'ın izniyle alttan kopmuş oluruz diye düşünüyorum. Yok, şu an bir sıkıntı yok ama yani Adana maçını kaybedersek belki öyle bir sıkıntı olabilir çünkü adamları da havaya sokmuş oluruz. Ama şu anda öyle fazla bir stres, sıkıntı gözükmüyor yani ama yani işi ciddi anlamda herkes işin ciddiyetinin farkında yani. O yüzden onda bir sıkıntı yok ama öyle bir stres sıkıntı şu an öyle bir şey gözükmüyor. Zaten şu an stres sıkıntıya girersek bizim için kötü olur. Şu anlık problem yok yani. Teşekkür ederim.
Ev sahibi ekibin taraftarının cezalı olduğu karşılaşmaya Akhisar Belediyespor taraftarının yaklaşık 100 kişilik ekiple gitmesi beklenirken bilet fiyatlarının ise 27 liradan satıldığı bildirildi. Akhisar Belediyespor'da sol el yüzük parmağındaki kırıktan dolayı Fatih Öztürk Adana Spor maçı kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Çeviker, Ömer, Caner, Soner ve Onur da Sarıkart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Yarın saat 19'daki karşılaşmaya Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın şu 11 ile çıkması bekleniyor. Bora, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Miguel Lopez, Sisoko, Gustadio, Özer Urmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın ve Çıkarleşi. Sevgili seyirciler, milli takım ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında katıldıkları şampiyonalarda Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı başaran Yeşil Beyazlı Kulübün judo ve jimnastik sporcuları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında konuk oldu. Mersin'de gerçekleştirilen aerobik jimnastik Türkiye şampiyonasında 12, 14 ve 15-17 yaş kategorisinde adeta fırtına gibi eserek tüm madalyaları toplayan jimnastik şubesi sporcuları Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli takım adına mücadele etti. Avrupa Kupa şampiyonu olan Mert Şişmanlar'la birlikte milli takım kafilesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgül'ü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Metin Memiş ve Orhan Aşim Elmalı, Jimnastik Şubesi antrenörleri Gürkaner, Yasin Talay ve Emir Özkan, Türkiye Judo Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar, Judo İl Temsilcisi Serhat Temür, Judo Şubesi Antrenörü İsmail Canitez de yer aldı. Judo İl Temsilcisi Serhat Temür, Uluslararası Avrupa Kupası'nda milli takım adına mücadele ederek şampiyon olmayı başaran ve Avrupa'ya milli bağışımızı dinleten Mert Şişmanlar'ın kazandığı derecenin önemine değindi. 6 sporcuyla katıldık uluslararası maça. 5'i, 6'sı da milli sporcu oldu. En büyük başarımızı dediğim gibi Mert Şişmanlar sağladı orada bize. İstiklal Marşı'mız okuttu 8 senenin sonunda. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nın ismini yazdırdı. Dünya Şampiyonası'na yazdırdı ismini. Arkasından EYOFKA geliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgül'ü ise Manisa Büyükşehir Belediyespor adına milli takımda sporcuların yer alması ve bu denli bir başarı yakalamalarını kendilerini gururlandırdığını belirtti. Ayşe'nin, Mehmet'in, Deniz'in ekibini inşallah da bak arkadakiler de geldi şampiyon oluyorlar. Nasipse takımımız dedik hiç ayırmayalım. Hepsi beraber olsun. Çünkü bu ekip gerekirse Haşim Bey de tanıştırır. Sağ olsun hocalarımız da. Ben bugün burada olan bütün sporcu kardeşlerimize hem Manisa ilini, hem kulübümüzü, hem de Türkiye'yi en iyi noktalarda temsil ettikleri için ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu başarıların daim olmasını diliyorum. İnşallah çok çok daha güzel skorları, sonuçları, bugün bir tane de kupa var burada. Bu kupaların daim olması temennisini ediyorum. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Avrupa Kupası şampiyonu Mert Şişmanlar ve milli takım antrenörü İsmail Canites sürpriz bir hediye verdi. Şişmanlar ve Canites, Başkan Ergün'e isminin yazılı olduğu judo kıyafeti ve siyah kuşak teslim etti. Başkan Ergün isminin yazılı olduğu judo kıyafetiyle birlikte siyah kuşağı takarak sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Ergün ziyaretin sonunda başarılı sporcuları tebrik ederek teşvik ve katkı sağlamak amacıyla altın hediye etti. Thank you.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.